Merhaba, bu videoda kompansasyon kontaktörleri hakkında bilgi vereceğim ama kompansasyon kontaktörlerine geçmeden önce kompansasyon kondansatörlerine ne olduğunu bilmekte fayda var. Kompansasyon kondansatörleri devreye girme anında anma akımının bazı üreticiler 100 misliler, bazı üreticiler 200 mislini bulan 15 kHz'e kadar olabilen yüksek frekanslı akımlar çekebilirler. Yabancı kaynaklarda bu akım inşirah akımı olarak geçer. Bu 1-2 milisaniye civarında süren geçici bir rejimdir. Burada bir hatırlatma yapalım. Bir yarım periyot 1/100 10 milisaniye olduğunu da unutmayalım. Ayrıca kondansatörler harmonikleri üzerine çeken elemanlardır ve harmonik akımlarıyla kondansatörlerin çekmiş olduğu akım daha da artabilir. Bu nedenle kondansatörlerde normal bir kontaktör kullanıldığında ömrü kısalacak, kontak yapışma sorunları ortaya çıkacaktır. Yine kondansatörlerin ömrü kısalacaktır. Bu çekmiş olduğu yüksek pik akımı baradan şalt elemanlarına kadar dinamik kuvvetlerin oluşmasına neden olacaktır. Kompansasyon kontaktörle peki nasıl çalışır? Şimdi gelelim kondansatörler hakkında bilgi verdikten sonra. Şimdi kompansasyon kontaktörü hakkında bilgi vereyim. Aslında kompansasyon kontaktörünün şu üst kontak bloğu haricinde yapı olarak normal kontaktörle aynıdır. Bu bir normal kontaktör, bu bir kompansasyon kontaktörü. Buradaki kompansasyon kontaktörünü farklı kılan üstteki ön kontak blokları. Şimdi kompansasyon kontaktörünün bobinine enerji verildiğinde öncelikle üst bloktaki erken kapanan kontaklar kapanacak. Kondansatörü ön dirençte devreye alarak pik akımını makul değerler içerisinde tutacaktır. 3-5 milisaniye sonra üstteki ön dirençle birlikte devreye giren yardımcı kontaklardan 3-5 milisaniye sonra şu aşağıdaki ana kontaklar devreye girecek. Kondansatör anma akımıyla devreye girmiş olacaktır. Ana kontakların devreye girmesinden yine 3-5 milisaniye sonra da yukarıdaki yardımcı kontaklar, erken kapanan yardımcı kontaklar devreden çıkacaktır. IEC 60831 der ki olası harmonik akımlarından dolayı kondansatör anma akımının 1.3 misli akım çekebilir. Yani harmonik akımlarıyla birlikte kondansatörün akımı 1.3 misline çıkabilir. Ayrıca kondansatörlerin üretim toleranslarından dolayı anma akımının 1.15 misline kadar da fazla akım çekmesine müsaade edilebilir. Ve en kötü olasılık da bu 1.3 çarpı 1.15 yaklaşık 1.5 misli kondansatörün çekmiş olduğu akımın üstündeki bir akımı devamlı çekebilir. Ve kompansasyon kontaktörleri termal ısınma olarak anma akımının 1.5 misli akıma dayanmalıdır. IEC 60831 bunu söyler. Her fazda ana kontaklarıyla erken kapanan yardımcı kontaklar 2 adet. Şurada gördüğünüz 1-2 adet krom nikel dirençle paralel bağlanmıştır. Bu dirençler herhangi bir nedenle zarar gördüğünde ben bu kendim direnci bağlayabilir miyim, değiştirebilir miyim derseniz hayır. Niye? Yine ortam sıcaklığına dair bazı standartlar vardır ve sizin bağlayacağınız direnç yangın riskine neden olabilir. Zaten bu kontaktörün tüm parçaları, kontakları, üst kontak bloğu, dirençleri yedek parça olarak Federal Elektrik'te var. Üreticilerde bulunmaktadır. Peki kontaktörümün etiketi bana ne söylüyor? Federal ürünü, ürün kodu FC12DK. Burada çalışma akımı 16 amper olarak verilmiş ama hangi çalışma akımı? AC6B sınıfındaki çalışma akımı. Şurada görüyorsunuz. Ben asenkron motorlarla ilgili ders notunu anlatırken orada AC1, AC2, AC3, AC4 gibi bazı asenkron motorlarda işte çalışma sınıflarından bahsetmiştim. Ona ait kontaktörlerinde o özellikte olması gerektiğini söylemiştim. Burada AC6B, orada bahsetmedim ama burada söyleyelim. Kondansatörlerin devreye alınması ya da devreye çıkarılmasındaki bir çalışma sınıfı. Bu aslında şu üst bloğu çıkarın, dirençleri çıkarın, buradaki dirençleri çıkarın. Sadece kontaktör olarak kullanmaya deneyin ya da kullanın. Aslında bu 25 amperlik AC1 kontaktör olarak da ne yapabiliyor? Kullanılabiliyor. Ama benim için önemli olan ne? 16 amperlik kondansatör akımlarını, yani AC6B çalışma sınıfında 16 amperlik kondansatör akımlarını ne yapabiliyor? Güvenli devreye alıp devreden çıkarabiliyor. Bu kullanmış olduğum şebeke benim 220-240 volt olabilir ya da işte 400-440 volt olabilir. Bizim şebekemiz ne? 380, aslında 400-440 voltluk şebeke. Burada peki kondansatör gücü olarak
12.5 kV amper reaktiflik. Eğer benim şebekem 220-240 volt olsaydı orada da 7 kV amper reaktiflik kondansatörleri ne yapabiliyordum? Devreye sokup çıkarabiliyordum. Hatırlarsanız daha önce kontaktörler bahsinde videolarımda bahsetmiştim. Aslında kontaktörler şuradaki anma akımından ziyade şurada kumanda ettikleri güç devresindeki işte motorsa motor gücüne göre, burada ise bir kondansatör, kondansatör gücüne göre ne yapabilirler? Seçilirler. Burada kontaktörün kontak yapısını görüyorsunuz. Şunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontaklarım benim. Buradaki dirençlerle, ki o dirençler hangisi? Şuradaki krom nikel aslında dirençler. Bu dirençlerle birlikte erken kapanan kontaklar devreye giriyor. Ve erken kapanan kontaklar ne yapıyor? İşte 3-5 milisaniye önce devreye giriyor. Ana kontaklar oturduktan 3-5 milisaniye sonra da devreden çıkıyor. Bunun üstünde 13-14, 31-32 gibi iki tane normal yardımcı kontağı var. Bunu örneğin mühürlemede kullanabilirsiniz. Bunda işte bu kontaktör çalışırken başka bir kontaktör çalışmasın diye kullanabilirsiniz. Standart yapı olarak kompansasyon kontaktörleri bu şekilde. Federal Elektrik'e rica etmiştim. Sağ olsun oradaki arkadaşlar da beni kırmadı. Dedim ki kontakları görebileceğim şekilde yana bir pencere açabilir misiniz? Burada imalat sırasında yan tarafa bir pencere açmışlar. Normalde kontaktörler üzerinde böyle içini görebileceğiniz bir pencere yok. Zaten tehlikeli de. Buraya da uyarıyı yapıştırmışlar. Uzak durun, çıplak elle dokunmayın diye. Bu pencereyi ben niye açtırdım? Bu ana kontağın bu tarafa yakın olan şu. Ana kontağın kapanıp açılmasını görelim diye. Şimdi devreye alacağım ve çıkaracağım. Bakın, ana kontak yapıştı. Aşağıda 2 adet, şurada görüyorsunuz, sabit kontakları var. Yukarıda da bir hareketli palete bağlı kontağım var. Enerjiyi verdiğimde palet çekince yukarıdaki hareketli kontaklar ana kontaklara ne yapıyor? Yapışıyor. Yardımcı kontağın ana kontakla birlikte devreye girip çıkma anını osiloskopta yakalayayım dedim. Ne kadar zaman sonra devreye girecek, ne zaman devreden çıkacak diye yardımcı kontak. Büyük osiloskopta o zamanı yakalayamadım. Arduino deneyleri için aldığım şurada bir küçük osiloskopum vardı. Bunun tepki süresi zayıf diye kızmıştım ama bu osiloskopta o devreye girip çıkma anını yakalayabiliyorum. Tabi tek kanal bir osiloskop. O nedenle sadece yardımcı kontağın devreye girip çıkma anını yakalamaya çalışacağım. Birkaç denemede yakalayabiliyorum. Şimdi bakalım yardımcı kontağın devreye girip çıkması. Bakın devreye giriyor, çıkıyor. Kontaktör devrede ama yardımcı kontak devreye girip çıkıyor. Yukarıda ölçüm yaptığı değerlerden de şuradaki değerlerden de yardımcı kontağın devreye girip çıkma zamanı 10 milisaniye, 9 milisaniye aralığında değişiyor. Yani devreye girmesi ve çıkması, tabi bu osiloskop çok hassas bir osiloskop değil ama yaklaşık 10 milisaniye diyebiliriz. Evet. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ya kardeşim ben de osiloskop mu var? Bu devreye girme çıkma anını nasıl gözlemleyeceğim? Tamam, onun için de bir çözüm var. Önce şu osiloskopu bir kenara alalım. Bakın 2.2K ön dirençli burada bir tane LED'im var. Bu LED'i yardımcı kontağın çıkışına bağlayacağım. Bu ara hani ölçümleri daha sağlıklı görebilmek için şöyle çevirelim. Bir tane DC güç kaynağı kullandım. DC güç kaynağı yardımcı kontağa giriş yapıyor. Ve çıkışından da şimdi LED'e bakacağız. LED'deki parlamayı gözlemlemeye çalışın. Bakın. Yardımcı kontak devreye girdiğinde, daha doğrusu kontaktör çektiğinde yardımcı kontak devreye giriyor ve çıkıyor. LED'deki parlamadan bunu görebilirsiniz. Yardımcı kontak devamlı devrede kalmıyor. Yardımcı kontak devrede kalsaydı bu LED devamlı yanacaktı. Bunu bir de ana kontağa tutalım.
Burada aşağıda ana kontağa bir çıkma yaptım. Bakın şimdi. Ana kontak devamlı devrede. Gördünüz mü? Ama yardımcı kontak. Kontaklar enerjilendiğinde devreye giriyor ve çıkıyor. Aklımdan geçen şu. Acaba kondansatörün bu geçici rejimini, pik akımını ostaskopta görebilir miyim diye düşündüm. Şu anda normal bir kontaktör bağlayacağım. Biraz sonra kompansasyon kontaktörünü bağlayacağım ve bu kontaktör üzerinden kondansatörü devreye alacağım. Bu ara burada bir direnç görüyorsunuz. Direncin nedeni de şu, kondansatör akımının dalga şeklini görmem lazım ostaskopta. O nedenle o direnç üzerinde düşen gerilim aslında benim kondansatörümün akımı. Akım grafiği. Bu kontaktörle kompansasyon, yani normal kontaktörle kompansasyon kontaktörü arasındaki farkı görebileceğimi bilmiyorum, zannetmiyorum şu anda. Çünkü çok hızlı oluşan bir olay. Kaç milisaniyede gerçekleşen bir olay. Büyük şeyle ostaskopumda ben bunu göremedim. Yine döndüm, küçük ostaskopumda deneyeceğim. Ekranda ne kadar gözükecek bilmiyorum ama şimdi denemelerimi yapacağım. Bakalım o piki görebilecek miyiz? Yani şurada ben kondansatör devreye girmeden önce bir pik bekliyorum. Evet. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüktü ama. Deşarj direnci biraz boşalsın bakalım. Kondansatör yaprakları. Evet, pik akımı. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüktü. Şimdi kompansasyon kontaktörümü taktım. Bununla denemeler yapacağım. Şöyle bir yerlere dokunmadan alayım. Bakalım ne olacak. Bu ara yan taraftan kontaklar da gözüksün. Şurada düzgün yapalım. Kontaklarda şu anda ciddi bir alt yok. Şimdi kompansasyon kontaktöründe o pik akımı kırıldı mı? Bunu şu andaki elimdeki ölçü aletleriyle ostraskoplarla ölçmem çok zor. Çünkü elimdeki ostraskop çok da işte kaliteli bir ostraskop değil. Kayıt alabilen bir ostraskop olsa belki bir nebze. Bir de şöyle bir durum var. Kondansörün alternansı hangi noktasında devreye girdiği önemli. Eğer alternansın işte tepe değeri pik noktasında devreye giriyorsa, evet, bu akımı ostaskopta görme şansımız var. Ya da işte pik değerinde devreye giriyordur. Kondansatör yaprakları daha boşalmamıştır. Deşarj direnci üzerinden boşalmamıştır kondansatör yaprakları. Burada yine yüksek bir pik görme olasılığımız yok. Ya da ters alternanslıdır. Kondansatör yaprakları örneğin eksi alternansla doludur ve daha deşarj direnci üzerinden boşalması bitmemiştir. Yani çok hızlı devreye girmişizdir tekrar. Ama ben artı alternansın örneğin maksimum noktalarında gerilim vermişimdir kondansatöre. Burada pik akımını yakalamak daha mümkün. Ama şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla bu video haricinde de ben denemeler yaptım. Evet, kompansasyon kontaktöründe kondansatörün devreye girme sırasında oluşan pik akımı sanki biraz daha sınırlanıyor gibi. Benim sanki dediğime bakmayın. Bunların her biri işte bir teknolojidir. Üstünde Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. Ondan sonra bu ürün bu hale gelmiştir. Ama benim gözlemlediğim, evet, kompansasyon kontaktöründe kondansatörün devreye girme sırasında oluşan pik akımlarını
sınırlandığını gördüm. Öyle söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, videonun başında anlatırken aklınıza takılmış bir soru vardı bazılarınızın. Bu soruyu cevaplamaya çalışayım. Üstündeki bu dirençle devreye giren erken kapanan kontaklar neden devamlı devrede kalmıyor? Aslında kompansasyon kontaktörleri ilk imal edildiklerinde, ilk serilerinde bu kontaklar devrede kalıyordu. Yani erken kapanan kontak kapanıyordu, ana kontaklar daha sonra oturuyordu ve yukarıdaki kontaklar açılmadan aşağıdaki ana kontaklarla birlikte kondansatörü beslemeye devam ediyordu. Fakat orada şöyle sorunlarla karşılaşıldı. Bu yukarıdaki erken kapanan kontaklarda bazen yapışmalar oldu. Bir kontakta sorun değil ama 2 ya da 3 erken kapanan kontak yapıştığı zaman ana kontaklar açık da olsa kondansatörü yukarıdaki yardımcı kontaklar beslemeye devam etti. Ama bu kontaklar hem zayıflar hem de dirençlerle, ön dirençlerle birlikte devreye giriyorlar. Bu durumda da ön dirençlerde, kontaklarda ısınmalar ve yangın riskleriyle karşılaşıldı. O nedenle yukarıdaki erken kapanan kontaklar ana kontaklardan 3-5 milisaniye önce kapanıyor. Daha sonra ana kontaklar oturuyor ve ana kontaklar oturduktan sonra yukarıdaki yardımcı kontaklar 3-5 milisaniye sonra devreden çıkıyor. Bu sayede bu kontakların yapışması, kondansatörü kontaklar üzerinden ana kontaklar devre dışı kalsa dahi beslenmesi ve yangın risklerinin önüne geçilmeye çalışıldı. Bu kontakların kapanma süresini deney sırasında ne görmüştük? Yaklaşık işte 6, 9, 10 milisaniye gibi osiloskopta değerler okumuştum. Yani yukarıdaki ön dirençle birlikte erken kapanan yardımcı kontaklar işte 9-10 milisaniye sadece kondansatörün devreye ilk girme anında işlem yapıyor ve ondan sonra devreden çıkıyor. Bu da böyle bir videoydu. Kompansasyon kontaktörlerini anlatmaya çalıştım. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini gidermesinde yardımcı olmuştur bu video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.